Evet. Biz de o ümiti sevdik. Büyük ümit Hala oldu. seviyoruz. Yani büyük ümit oldu. Şimdi biraz da şüpheleniyorlar. Biz de bunu söylediğimiz zaman ah gidiyor mu, gidiyor mu diye bize kızanlar da var. Bunlar çok doğru, çok sağlıklı kızmadır. Evet. Ama böyle göstermişler. Silivri'den niye 15 günde çıktın? O Fethullah Gülen Efendi'nin yazısıdır. Hiçbir CHP'li, hiçbir solcu, hiçbir aydın bunu söylemez yeteri Bir de kadar. şey demiştir hocam, Halil Nebiler ve Yalçın Küçük AKP ajanı çıktı. Siz görseniz herkese göre Fethullah Hoca'nın şeyleri var, manileri var. Öbür Beyaz TV'ye Aman gitse hocam, şimdi boş bunları ver, mı dert edeceğiz? Boş ver, boş ver, İşimiz var, boş biz ver. işimize Şimdi bakalım. bizim işimiz ama bizim başka açıdan da işimiz çok zor. Ya biz doğrucuyuz. Bunu buraya getiriyoruz Ankara'dan size. Neyi getiriyoruz? Şunu getiriyoruz. Neyi getiriyoruz? Şunu oku. Sen benim Okur musun canım. diyeyim bari Oku, hocam, kibarca oku. olsun. Yukarıda başlığı okusan yeter. Koç, Kod. Tayyip Bey'in 1 milyar doları Ha, varmış. Tayyip Bey doğru söylemiyor. Koç'tan korkuyor. Rahmi Koç'tan korkuyor. 1 milyar parası var diyen adam Silivri'de diyor. En kibar sözlerle söylüyorum. Bunların gerçekte hiçbir alakası yoktur. Bunu Rahmi Koç söyledi. Rahmi Koç'tan sonra birçok gazeteciler, ben de kitaplarımı aldım. Hadi! Gücün yetiyorsa Rahmi Koç'u at oraya. Rahmi Koç söyledi. Gösteriyor muyum? Tabii Benim tabii tabii tabii. kitaplarda gazete kupürü de var. Hocam 5 Ağustos. Rahmi Koç'tan başka kimse 1 milyar doları olup olmadığını bilmez. Güzel. Bunu söylemiş. Hem de 5 Ağustos 2001 tarihinde Tabii benim söylemiş. kitaplarımda var. Bundan öncesi yok. O zaman aklınızda Silivri yoktu. Silivri Cumhuriyet mitinglerinin o coşkusunu kırmak için yaptınız. Şimdi bizim korkumuzla bu CHP'nin içine düştüğü durumdan dolayı sahil şeridindeki büyük yükselişin kırılmamasıdır. O umudun kırılmaması. Biz bunun için çalışıyoruz. Sizden Biz son. Evet. CHP için çalışıyoruz. Üstelik de Haziran seçimlerinin sonrasındaki CHP için çalışıyoruz. Biz ne istiyoruz? Biz sol Kemalist bir CHP istiyoruz. Ondan sonrası bize yaramaz. Ondan sonrası hiçbir şey olmaz. At gitsin. Biz sol Kemalist bir ordu istiyoruz. Bunun için çabalıyoruz. Bizim şeyimiz o diyor. Beyci sözüyle her ne pahasına olursa olsun CHP istemiyoruz biz. Kemalist laisizmden yana emekçiden, ha bizim gibi sosyalist olmasın. Bizim gibi devrimci olmasın. Ama sol Kemalist olacak. Buna geleceğiz. Evvela ikilikse gidelim. Demek ki bunu Evet. gösterdik. Kemal Bey'in o söylediğine de biz buraya gelirken bir ilkokul öğrencisi gibi sorarak, hazırlanarak geliyoruz. Yani işin birazcık acı tarafına bakalım. Kemal Bey bir hesap uzmanı. Bir hesap uzmanı İsviçre'deki bankaların halini nasıl bilir? Hiçbir şey soramazsın. Hiçbir şey söylemezler. Hiçbir şey söylemezler. Onlar gizli bankalardır. Sonra Tayyip Bey güven hastanesine yattı. O zaman iki atlı hasta vardı. Bir tanesi Tayyip Erdoğan, bir tanesi başka. İsviçre'deki bankalara istediğiniz atla yazar, parayı yatırırsınız. Ha, Tayyip Bey için üzülüyoruz tabii. Tayyip Bey için üzülüyoruz. Niye üzülüyoruz? Bu söylenmiştir, bitmiştir. Bunun doğru olup olmadığını kimse ispat edemez. Bunu bilsinler, söylenmiştir. Bilmem ne doğrular bilmem. Yok, İsviçre Bankası budur. Bunun için böyledir. Hele 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 hele. Bizim eski asistan. Devlet Bey mi? Devlet Bahçeli ne biçim bir insan? Bağırıyor, çağırıyor, biz de iyidir, yolu bulduk diyoruz. AKP bir sıkışıyor. Referandum çıkmayacak. Ben geliyorum diyor şey bir itfaiye gibi yardıma. Ondan sonra Abdullah Gül Bey Cumhurbaşkanı olamayacak. Ben geliyorum diyor. Şu lafa bakın. Şu lafa bak. Beni niye bunlarla konuşturuyorlar? Şu lafa bakın. Amerika'dan geliyormuş. Devlet Bey Amerika'dan gelmiyor. Türkiye'den Amerika'ya gidiyor. Orada yazıyorlar. O bizden gidiyor. Tayyip Bey'in 8 tane hesabı olduğunu Amerika keşfetmiyor. Tayyip Bey'in yakınlarından iki kişi
Tayyip Bey'in 8 tane hesabı var diyor. Ne yapabilirsiniz? Başımı eğerim, çalışkan bir öğrenciyim. Buraya bunu getirdim. United States Documents on Turkey. Bu 1950-60 arasının Wikileaks'idir. Bu Türkiye'de insanımızı kandırıyorlar. Dedikoduymuş. Bunlar diplomatik yazışmalardır. Şimdi okuyacağım. Biz bunları 30 veya 50 yıl sonra, bunların kanunları vardır. Bunlar gizlilikten çıkar, serbestleştirilir. Herkes olabilir. Biz koşarız, kitap yazarız. Bunu da çok sevgili arkadaşımız kim yapmış? Cüneyt Akalın. Evet. Çok sevgili, benim öbürler. Bunun Türkçesi de var. Sizin bir Wikileaks'iniz daha var yalnız. 1979'da Amerikan elçiliği basıldığında Tahran'da, oradan çıkan belgeleri de hatırladığım kadarıyla siz açıklamıştınız. Bunu getirmemişim yine. Tabii. Diplomatik belgeler. Tabii. Onları da var. Ha, siz oradan söyledin. Onu getirmemişim. Ben onu okudum. Benim Kürt kitabımda Kissinger'ın yazdıkları var. Kürt devletini ne zaman kuracağı. O nedir? O da diplomatik belgedir. O da bir yerden alıyor. Ha, şu kitap, şimdi bu kitaba geleceğiz. Ahmet İnsel meselesiyle geleceğiz. Kürt Yahudileri meselesinde geleceğiz. Evet. Şu kitap, şu yazıyı oku. Şimdi mi okuyayım? Dünkü. Gör. İçin her zamanki gibi ateşlensin bugün. İçin mi? Öcalan'ın görüşlerini tartışmak. Evet. 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 Profesör. Hocam şöyle diyor. Hapis cezası çeken birinin fikir dünyasında oluşan gelgitleri eleştirmenin kendileri şu memlekete bakın. Doğu Perinçek'le Yalçın Küçük gitmiş de konuşmuşlar. Biz ne konuştuklarımızın hepsini yapacağız, açıklayacağız. Bizim konuşmalarımız Abdullah Öcalan'la benim konuşmalarımdan, ben para aldığımı biliyor musun TRT'den? Bana parayı kim aldı biliyor musun? Zeki Sarıhan'ı bilir misin? Abi bilirim. Eşini bilir misin? Şenal Sarıhan'ı. Büyük Altan'ı. Tabii. Bir gün uçakla bir yan yana gidiyoruz. Beni Abdullah Öcalan'la yaptım, konuştum. Beni hücreye attılar. Kayıtlarını aldılar. Türk televizyonlarına çıkarttılar olduğu gibi. İlk defa Türk halkı. Abdullah Öcalan nedir? Ne istiyor? Ben hücredeyken TRT'de benim... Ben niye gittim oraya? İki sebeple. Bir, Türk halkının bize karşı bir savaş var. Ne istiyor? Kim ne yapıyor? Bunu söylemek. Birisi gitseydi biz onu yapmazdık. CHP ile ilgili bu söylediklerimizi şunu bir başkası gösterse biz onu yapmayız. Biz yapılmayan işleri yaparız. Bir gün uçakta gidiyordum. Şenal çok iyi avukattır. Cumhuriyet kadınları. Çok severim kendisini. Ondan çok sonra iyi tanırım. Yalçın hocam dedi, para alırsın dedi. Açtık davayı. Ben TRT'den kanunla telif hakkı aldım. Benim söylediklerim değil mi? Hepsi oradadır. İnanmıyorum tabii. Ya. Tabii, dava tabii. Açtınız. Çok iyi para aldı bana. Şenal Hanım mı avukatınızdı? Bunu bilin. Ondan sonra bunları söylüyorlar. İçini görseniz birazdan okuyacağız. Şimdi Wikileaks nedir? Wikileaks iki şeydir. Evvela özetini verelim. Bizi izleyenlere. Ey solcular, ey CHP'liler, ey aydınlar. Wikileaks ikidir. Şöyledir, böyledir. Hepsi bir. AKP'nin meşruiyeti kalmamıştır. Meşruiyet diye bir kavram vardır. Bir kral Allah'tan, Allah'ın oğlu olduğu için meşru olur. Demokrasilerde halka gelir. Başkası başka yere gelir. İş yapacaksın. Doğru iş yapacaksın. Ahlaklı iş. Cumhuriyeti kuranların meşruiyeti vardı. Birinci İnönü zaferi, ben yoktur. Yaptık dediler. Çünkü halka bunları, bizi kurtaracağını ispat etmesi lazım. Buna meşruiyetleri bir şey olur. Burada AKP ile ilgili söylenenlerin hepsi AKP'nin artık Türkiye'de yönetme meşruiyeti yoktur. Bu kalkmıştır. AKP fiili bir durumdur. Bakanları ağza alınmayacak laflar var. Çok kötü suçlamalar var gerçekten. Gerçekten çok kötü suçlamalar. Tespitler de suçlama deme. Tespit var. Bunun neresi yalan olabilir? Şimdi buraya geleceğim. Sen beni hızlandır. Bunun neresi yalan? O bakanın oğlu diyor.
eroin işini yapıyor. O bakan çok hoş bir adamdır. 20 yaşının altındaki kızları sever. Sever, o da güzel, sevgi bir adam. Ondan sonra bunları söylüyor. Tayyip Bey'in etrafı diyor, Tayyip Bey'in diyor, hiç iç bilmez adamlardan, cemaatlardandır diyor. Yalçın Küçük çalışıyor. Bugün ve gününü bekliyoruz.